geldiniz. Merhaba. Seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz ne seneye bu zamanlar? Seneye bu zamanlar koruyucu aile olmak istiyoruz. Koruyucu aile olmak evet. istiyorsunuz. Evet, evet. Evlat edinme talebiyle başvurduk kuruma aslında. Fakat kurum bize dedi ki sizin bir evladınız var. Bir evladınız olduğundan dolayı biz önceliği biyolojik çocuğu olmayan ailelere tanıyoruz. Dolayısıyla fazlaca bekleyebilirsiniz. Ama bununla birlikte bir yuva sıcaklığına hasret olan birçok da korunmaya muhtaç çocuk olan, var. Onlara yönelin dediler. Bugün bir insan kapınızı çalıp ya benim çocuğuma bakar mısın 4 sene ya da 20 sene ya da 10 sene dediği zaman Türk insanı bunu SNFS'e evine alır ya. Alır. Alır. Biz bunu evet. talep ediyoruz. Harika, evet. harika. Evet. Çünkü sonuçta aldığımız şeylerle var olur ama verdiğimiz şeylerle sonsuza kadar yaşarız ya. Yani. Kesin. Yani bir mum diğer mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmiyor. Harika. Sizin bu son derece iyi niyetli, çok yürekten, çok içten çabanızın ve isteğinizin burada bu kapıda gelecek sene kabul edilmiş İnşallah. Şekliyle. Çok teşekkür ederim. Hatta sizi o yavrumuzla karşılamayı müthiş mutluluk edinirim kendime. Bahtiyar İnşallah. Olurum. Ara dediğiniz şey bir evi satın alabilir ama hiçbir zaman bir yuva olamaz. Para bir yatak alabilir. Çok güzel, çok pahalı bir yatak alabilir ama hiçbir zaman bir huzurlu bir yuva uykusu olamaz. Dolayısıyla dileğim bizlere örnek olacak. Ailelerin çoğalması ve o küçük yavrularımıza yuvalarımızın sıcak, temiz kokan yuvalarımızın çoğalması. Geldiniz, nasılsınız? Maşallah, maşallah. Böyle bir şey olamaz. Hani 7 sene sonra yeniden bir doğum yapmış gibi, yeniden anne baba olmuş gibiyiz. Yani tarif edilecek bir şey değil. Evimize aynı neşeyi, aynı mutluluğu getirdi. Getirdi. Yani ilk kızımızdaki her şeyi. Nasıl peki araları nasıl büyük kızınızda? Çok iyi. Çok. Allah'ım. Hoş geldin. Ay ablası. Kızımın ablası mı varmış? Doğurma hissinden hiçbir farkı yok. Yani manevi olarak şu an gerçekten sanki hastane bahçesinden çıkıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu kadar mutlu olacağımızı tahmin ediyorduk ama bunu yaşamak çok başka bir duyguymuş. Aşkım. Babana yedin mi babana? Yedin mi babana? İşte o orada da vardı o. İlk karşılaştığınız andaki gözlerinizin mutluluktan yaşla dolması. Şimdi de aynı duyguyu yaşıyorsunuz. Size de teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizimle mutluluğumuzu paylaştığınızı ağırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.